Bakın şimdi yine yeri geldi, söylemek istedim. Bazı navakıf insanlar ve lakayt şahıslar, bazı dandik zevat ve dümbükler diyelim, öyle söyleyelim, öyle ifade edelim, böyle telaffuz edelim, böyle tesmiye edelim. Bu şahıslar, bu kişiler benim bir ifademden cesaret almışlar. Hangi ifade? Ben her zaman şunu söylüyorum ve diyorum ki ben eleştirmeyi ve eleştirilmeyi, tenkit etmeyi ve tenkit edilmeyi çok ama çok seven biriyim. O yüzden bütün insanlarla, kişilerle, komşularla, çevremdeki arkadaşlarla münasebetimin bir şartı şudur. Muhalif olanları tercih ediyorum. Yani muhalif insanları ben seviyorum, kabul ediyorum. Onlarla konuşmak, onlarla alakadar olmak istiyorum. Sözlerimden cesaret almış olacak ki benim derslerime gayri ilmi, gayri akli cevaplarda, yorumlarda bulunuyorlar. Yani ellerinde bir delil, bir ispat mahiyetinde bir paragraf, bir mesaj, bir kanıt olmadığı halde birçok şeyi söylüyorlar. Ben işte bu delilsiz, ilimsiz, mesnetsiz konuşan insanlar için bakın yine beni nurculuk ile yargılayın dediğim halde birkaç mesaj, ders, paragraf paylaşmak istiyorum. Bakın, her müstahit nefsi için içtihat edebilir. Teşri edemez. Ben her zaman bunlara bu kaideyi hatırlatıyorum. Diyorum ki bak sen kendi doğrunu bana ve millete kabul ettirmeye çalışma. Varsa delilin göster. Eleştiri yapıyorsun ya ve tenkit ediyorsun ya, evet, bunun diyorum delilini, kaymağını boş ver. Fakat kaynağını göster. Eleştirinin altını geçtim. Fakat içini, üstünü doldur. Anlatabildim değil mi? Neden peki? İşte bu ifadelerden dolayı. Her müstahit nefsi için içtihat edebilir, teşri edemez. Öyle değil mi? Bakın. Çünkü sen bana göre doğru bu demiyoruz. Doğru budur, sen de böyle kabul et diye ısrar ediyoruz. Bu yanlış. Benim sözüm bir müstahit olmam münasebetiyle bu şekildedir diyebiliriz. Ben böyle inanıyorum diyebiliriz. Fakat insanlara teşri edemezsin. Sen de böyle kabul et diyemezsin. Benim sözüm şeriattır diyemezsin. Ya şeriattandır diyebiliriz. Ve dahası da var. Bir fikre davet cumhur ulemanın kabulüne vabestedir. Yoksa davet bidattır, reddedilir. Şimdi oraya da geleceğim. Oraya da Üstad Hazretleri atıfta bulunacak. Onun o delilsiz, mesnetsiz sözünü meskûr şahsın ağzına tıkacak, sokacak. Bakın şimdi. Müstahit, müçtehit olabilir, müşerri olamaz. İçtihadın şartını haiz olan her müstahit ediyor nefsi için. Nas olmayan da içtihat. Ona lazım gayre ilzam edemez. Ümmeti davetle teşri edemez. Fehmi şeriattan olur. Lakin şeriat olamaz. Bakın biraz evvel söylemiştim. Müçtehit olabilir fakat müşerri olamaz. İcma ile cumhurdur. Sikke-i şer'i görür. Bir fikre davet etmek zannı kabulü cumhur şartı evvel oluyor, yoksa davet bid'attır, reddedilir, ağzına tıkılır. Onda daha çıkamaz. Ben o yüzden bu delilsiz konuşan insanların
o delilsiz sözlerini ve dahası iftiralarını onların ağzına tıkıyorum. O yüzden benden hoşlanmıyorlar, beni sevmiyorlar. Benim zaten en büyük maksatlarımdan birisi budur. İnsanların beni sevmemesi için çabalıyorum. Çünkü ben şirkten korkan bir insanım. En büyük korkum budur, şirk. En büyük talebim tevhiddir. Bununla ilgili de derslerim var. Kanala bakabilirsiniz. Tamam mı? Şeriattan olamaz ifadesiyle şeriattan olur. Bakın bunları iyi mütalaa edin. Fehmi, onun anlayışı, onun kendi doğru bildiği yanlışı, her neyse. Şeriattan olur. Lakin şeriat olamaz. Çünkü o kendi yanlışını doğru biliyor ya. O hususta ona ilişemezsin zaten. Delilin varsa ilişirsin. Ben diyorum bu insanların en büyük noksaniyeti, eksikliği Risale-i Nur okumamaları bir ve en büyük aptallıkları da şu. Okumadıkları risaleleri sahiplenircesine, ona toz kondurmazcasına ne yapıyorlar? O risaleden getirilen, emek verilen, paylaşılan sözleri tenkit ediyorlar. Bana şöyle demiyor ki adam, ya sen böyle şey söylemişsin, bunu belirtmişsin, bu risalede var mı? Bu söz üstadın eserlerinde mevcut mu? Demiyor. Kendi fikrine davet ediyor. Kendi fikri de malum, fasit, batıl, çamur yani. Aksine o zaman... İspat ile mükellef. Evet.